Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adobe After Effects CC 2017 programında videolarımızı yavaşlatma, hızlandırma, geriye oynatma ve dondurma işlemlerini nasıl yapıyoruz? Yine bunları yaparken diğer faydalı olabileceğini düşündüğüm konulara da değineceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar programı açtıktan sonra önce bir kompozisyon oluşturuyoruz. Bunu şuradan kompozisyon kısmına tıkladıktan sonra New Composition diyebiliriz. Veyahut da buradayken sağ tıklayıp New Composition diyebiliriz. Veyahut da şurada gördüğünüz simgeye üzerine geldiğimiz zaman Create New Composition diyor. Yani yeni bir kompozisyon oluştur diyor. Kompozisyonumuzu açtık. Seçeneklerini buradan seçiyoruz arkadaşlar. Hangisini istiyorsak. Genişlik, yükseklik, işte frame rate vesaire. Uzunluk burada tabii ki en önemli olanlardan bir tanesi uzunluk, kompozisyonumuzun uzunluğu. Onu da seçtikten sonra OK diyoruz. Yeni bir kompozisyon oluşturuyoruz. Şimdi kompozisyonumuz oluşturdu arkadaşlar. İçine bunun bazı verileri alacağız. Bu video olabilir, müzik olabilir, başka bir materyal olabilir. Hemen ben sağ tıklıyorum, import diyerek buraya bir tane video alıyorum. Biz video üzerinde çalışacağımız için veya birkaç tane alayım, hangisi işimize yararsa. Şunu da alalım. 3 tane alalım. Şimdi bu 3 videoyu aldık arkadaşlar. Burada biz bu videoları şöyle sürükleyip buraya bırakabiliriz. Bakın şu anda 1920x1080 ben kompozisyonumu açtım. Mevcut videomda 1920x1080 olduğu için hani cuk oturdu derler ya, tam öyle oldu. Peki Ctrl Z ile yaptığım işlemi geri alıyorum. Yine size burada bir kısa yol göstereceğim. Şurada gördüğünüz videoyu şöyle alıyorum, buraya bırakıyorum. Şimdi dikkat edin. Tabii burada bizim arkadaşlar görünürlük oranını şuradan değiştiriyoruz. Daha önce anlatmıştım. Ben burayı %25 yaptığım zaman biraz daha görünür oluyor. Hatta biraz daha küçültelim, diğerini de görelim. 12,5. Şimdi burada neyi göstereceğim size? Diyelim ki bizim kompozisyonumuz 1920x1080. Fakat buraya aldığımız video 4K. Bu video 4K arkadaşlar. Veyahut da bunun tersi de olabilirdi. Yani kompozisyonumuz 1920x1080. Videomuzda 1280'e 720 HD olabilirdi. Peki o zaman ne yapıyoruz? Kısa yolunu. Şimdi dikkat edin. Ben bunu buraya aldım. Bunu tam bu çerçeveye oturtmak istiyorum. O zaman arkadaşlar Ctrl Alt F tuşuna bastığım zaman otomatik olarak bunu oturtur. Peki Ctrl Z ile geri alıyorum. Şimdi ben faremin sol tuşuyla şu köşelerdeki küçük kutucuğa gelip bir defa basılı tutup shift tuşuna da bastığım zaman bunu istediğim gibi orantılı şekilde küçültebilirim. Ama tabii ki bu hem istediğimiz gibi olmayabilir hem de zaman kaybı açısından biraz daha kullanılabilir değil. Ekran görünürlüğünü şöyle biraz daha büyütelim. 33 diyelim. Veyahut da buradan fit seçerek otomatik olarak büyümesini sağlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar videolarımızı kesme, yavaşlatma, hızlandırma, geriye oynatma gibi uygulamalarını yapacağız. Şöyle videomuzu ben buradan bir tane video alıyorum şöyle. Buraya bırakıyorum. Şöyle kursörümüzü de oraya getirdiğimiz zaman ekranımıza geliyor. Şimdi burada kesme işlemini arkadaşlar ben size gösteremiyorum. Şu açıdan. Benim ekran yakaladığım, yani bu videoyu çektiğim programla After Effects'in kısa yolları çakışıyor. Dolayısıyla ona müsaade etmiyor. Ancak siz Ctrl Shift domatesin D'si bastığınız zaman siz o kesme işlemini yapacaksınız. Bundan bir tane daha kopya istediğimde Ctrl D diyerek aynısından bir tane daha kopya oluşturabiliyorum. Şöyle şunu geri alalım biraz. Burada yine dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. Diyelim ki şu videonun sonuyla şunun başını birleştireceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Tam birleşmesi için şurayı biraz büyüteyim, daha net görelim. Şimdi arkadaşlar
bu seçiliyken, yani yakınlaştıracağımız bölüm seçiliyken shift tuşuna basıp böyle geldi, bakın dikkat edin, mıknatıs gibi orayı seçiyor. Yani bu şu anlama geliyor, tam ikisi, yani bunun bittiği yerde bu başladı anlamına da geliyor. Yine buna da dikkat ediyoruz, shift tuşuyla biz bu işlemi yapıyoruz. Şimdi birinci videomuzda ne yapalım? Yavaşlatma yapalım. Şöyle sağ tıkladıktan sonra time kısmına geliyoruz. Time stretch kısmına geliyoruz. Ve buradan burayı 800 yapalım. Şimdi dikkat edin. Şöyle OK dediğim zaman burada bu videonun boyu uzadı. Çünkü niçin? Yavaşlatma yaptığımız için, daha yavaş oynayacağı için video boyutu uzadı. Şöyle bir oynatalım bakalım. Bakın araba gayet yavaş gidiyor. Peki durduralım. Ctrl Z ile yaptığımız işlemi geri alalım. Şu anda da normal gidiyor. Peki tekrar durduralım. İkinci parçamıza gelelim. Burada da bu parçayı hızlandıralım. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar, videomuzu seçtikten sonra sağ tık yapıyoruz. Buradan time kısmına geliyoruz. Time stretch kısmına yine geliyoruz. Bu videomuzun bakın şurada yine orijinal oynatma süresi yazıyor. Biz burada bu ayarı yaptığımızda, yani örneğin ben burayı kaç yaptım? 20 yaptım. Burada gördüğünüz gibi 1.24 saniyeye düştü. Yani 8 saniyeden 1 saniyeye düştü. 30 yaptığım zaman kaç oldu? 2 saniyeye düştü. Dolayısıyla buradan da bakabiliriz. Okey dedikten sonra videomuzun boyutu gördüğünüz gibi hızlı oynayacağı için kısaldı. Hemen şöyle bir oynatıyorum, bakıyorum. Evet, şu anda uçtu gitti. Şimdi diğer bölüme gelelim arkadaşlar. Şuradan hemen veya yine bu videoda yapabiliriz. Çünkü bu biraz daha net, sizler daha net görün. Şuradan yine sağ tıkladıktan sonra time kısmına gelip arkadaşlar time reverse layer. Yani diyoruz ki bu layer'ı tersine oynat diyoruz. Şöyle bakalım nasıl oynatıyoruz. Evet, araba gördüğünüz gibi geri geriye geliyor bu sefer. Yine burada durduralım. Yine burada arkadaşlar sağ tıkladıktan sonra time kısmına geliyoruz yine. Buradan freeze frame, yani çerçeveyi dondur diyoruz. Şimdi biz burada seçtiğimiz herhangi bir çerçeveyi dondurabiliyoruz. Hemen ona tıklıyorum. Bakın şu anda burada bir simge oluştu. Bakın şurada. Şimdi bu çerçeveyi dondurduğu anlamına geliyor. Şöyle birinciyi oynatalım. Devamında ne olacak görelim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi dondu. Ama kursörümüz ilerliyor. Bu şekilde de dondurma işlemleri yapabiliyoruz. Pro Dersler kanalımda Adobe After Effects CC 2017 programıyla videolarımızı yavaşlatma, hızlandırma, dondurma ve geri oynatma işlemlerini nasıl yapıyoruz göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de her zaman olduğu gibi bu kardeşinize destek vermek için ücretsiz olarak abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.